Hazırlık sürecimiz gördüğünüz gibi hiç ara vermeden antrenmanlara devam ediyoruz. Dünya Şampiyonası'ndan geldiğimiz andan itibaren bir 10 günlük bir kutlama törenimiz oldu. Ondan sonra tekrar antrenmanlara son sürat devam ediyoruz. Çok kısa bir süre kaldı. Biliyorsunuz Temmuz ayı olimpiyatlar. İnşallah orada ülkemize kazanılmamış bir altın madalyamız var kadın güreşi tarihinde. O altın madalyayı ülkemize, Yalova'mıza, tüm Türkiye'ye getirmek için çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda biliyorsunuz rakiplerime ezici bir üstünlük sağlayarak sayı tuşu ederek hepsini ve tuş ederek dünya şampiyonluğuna ulaştım. Ama şu an burada bizlere düşen görev çok daha fazlası. Dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara katılmak ve orada altın madalyayı kazanmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Hedefimizin tamamı bu yönde. İnşallah da bunu elde edeceğiz. Bütün hayalimiz, hedefimiz orası. Ben idealleri ve hayalleri hep yüksekte olan bir karaktere sahibim. Belki güreş branşı olmasaydı farklı yerlerde de aynı Buse'yi yansıtırdım. Yani başka branşlarda ya da başka bir konumda da olsaydım bugün bu başarımı yine konuşuyor olabilirdik açıkçası. Çünkü gerçekten hedefini koyduktan sonrasında oraya ulaşmak için inanılmaz derecede çalışan ve o hedefe ulaşana kadar hiç aralıksız hedefe kilitlenen bir insanım. Şimdi dediğim gibi sadece olimpiyatlar kaldı. Neden olmasın? Olimpiyat şampiyonu neden olmasın? Benden sonra gelen küçük güreşçilere, küçük sporculara neden önce olmayalım? Neden bunları başarabileceğimizi göstermeyelim? İnşallah da elde ederiz. Bunun için ne varsa onu çalışmaya devam etmek istiyoruz ve çalışıyoruz. Kadın güreş tarihinde biliyorsunuz Yasemin Adar Yiğit'le büyükler kategorisinde ilklere imza attık. Ama bundan öncesinde yıldızlar ve gençler kategorisinde zaten biliyorsunuz kadın güreşi her zaman madalya almıştı güreş branşında. Yıldızlarda, gençlerde, U23'te ve büyükler kategorisinde şu ana kadar Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında alınmamış madalyamız kalmadı. Çok şükür koleksiyonumuzda. Sadece biliyorsunuz olimpiyat üçüncüsü olarak da tarihe geçen bir Yasemin Adar Yiğit var. Kadın güreşinde ilklere imza atıp ülkemize o madalyayı kazandırmıştı. Ama şimdi hedefimiz çıta yükseldikçe biliyorsunuz hedefler yükseliyor, daha da zorlaşıyor. Şimdi kadın güreş takımının komple gözünü diktiği bir madalya var. Altın madalya, olimpiyat altın madalyası. Hepimiz oraya odaklanmış ve kenetlenmiş durumdayız. İnşallah birden çok sporcuya nasip olur ve bunu gerçekten ülkemize kazandırırız. İnşallah da bu şekilde döneriz diyorum. Onun inan ki ben size şu an ne kadar aktarmaya çalışırsam çalışayım onu tarif edebileceğim bir duygu değil. Çünkü gerçekten orada 17 senenin emeği var. 17 sene yani dile kolay. Ben 9 yaşında valizimi alıp evden çıkan bir küçücük bir kız çocuğuydum. Buse olarak şu an bugün şampiyon olarak karşınızda duruyorum ama bunun ardında birçok gözyaşı, ameliyat, operasyon, birçok yenilgi yani... Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama düştüğümüz yerden kalkmak inanın o kadar zor ki bir şampiyon olarak 2 sene madalya alamadığım dönemler oldu. 2 sene sıfır çektiğim dönemler oldu. Ama bunun üstesinden geldik. En önemlisi de bu. Bunun tarifi yok. İnanın ailem, sevdiklerim, eşim, ailem, hocalarım, antrenörlerim, milli takım arkadaşlarım ve antrenörlerim çok büyük fedakarlıklar, çok büyük emekler var. Dediğim gibi bunun devam etmesi için olimpiyatlarda altın madalya olması lazım. Yoksa inanın zirveye ulaşmış sporcu orada koruması çok zor. Oradan düşerse zaten bu psikoloji de zor olur. İnşallah altın madalya kazanırım. Yani bugüne kadar hayatımda yaşamadığım duyguyu dünya şampiyonu olarak yaşadım diyebilirim. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında omzumdan bir tendon ameliyatı geçirmiştim. Bu tendon ameliyatı sonrası zaten biliyorsunuz ameliyat zaten başlı başına bir sporcu için çok zor olsa gerek. Ama aynı zamanda... Olimpiyat senesine geldiği için benim için bir trajedi oldu diyebilirim. Çünkü hem olimpiyat vizesi vardı hem de hayalim olan olimpiyatlarda kürsüde olmak bir amacım vardı. Beklemediğim bir sakatlık yaşadım ve orada gerçekten güreş hayatımın bittiğini düşündüm. Yani eşim her zaman yanımda ve destekçim oldu ama gerçekten parmağımı oynatamadığım dönemler oldu. Sonrasında biliyorsunuz inanılmaz bir çalışmayla fizik tedavi döneminden sonra 2 sene o müsabakalara gittiğim zaman madalyasız döndüğüm zamanlar oldu. Ondan sonra kendime bir hedef koydum. Daha önce de düşmüştüm Buse. Bu sefer de düştün ama kalkamayacağın ve yapamayacağın bir acı değil. İnanılmaz bir çalışmayla, inanılmaz bir destekle eşim, ailem, arkadaşlarım, antrenörlerim olmak üzere büyük bir destekle gerçekten yorularak, yıpranarak oradan tekrar ayağa kalktım. Hiç kolay olmadı, inanın hiç kolay olmadı. Çünkü dediğim gibi parmağımı bile oynatamadığım bir dönemden dünya şampiyonluğuna uzanan bir yolculuk aslında. Ama gerçekten bunlar büyük başarıların öncesinde gelen sakatlıklarmış. Hep bunu böyle yaşadım açıkçası. Çünkü diz ameliyatı olduktan sonrasında da 2 sene sonra tekrar büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğüne ve dünya üçüncülüğüne ulaşmıştım. Dediğim gibi yani önemli olan sakatlık değil. Sakatlıktan kalkmak ve hedefe kilitlenmek.
Güzel oldu benim için. Dediğim gibi inşallah şimdi olimpiyatlara sakatlıksız bir şekilde altın madalyaya ulaşmak için çalışacağız. İnşallah da öyle olur, ulaşırız. Aynı zamanda Yalova'da Saffet Çam Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapmaktayım. Olimpiyatlara hazırlanan sporcular için bakanlığın bünyesinde bizler için sağlamış olduğu güzel bir uygulamamız var şu an. Şu an okullara pek görev yerlerimize gidemiyoruz. Çünkü olimpiyatlar olduğu için oraya kilitlenmiş durumdayız. Tüm Türkiye olarak, tüm bakanlık ve federasyon olarak. Ama okula gittiğimiz zamanlarda öğrencilerim tabii ki dünya şampiyonu hocamız, Buse hocamız, hoş geldiniz. Beni inanılmaz bir sıcak sevgiyle karşılıyorlar. Ben de işlerinden yetenekli olan öğrencilerimi seçip buraya güreş antrenmanına yönlendirmeye çalışıyorum. Okullar arasında Türkiye şampiyonasında başarılı olan öğrencilerim oldu. Okula gittiğimiz zaman yeni şampiyonlar yetiştirmek için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Neden olmasın, Türkiye'ye yeni şampiyonlar, yeni olimpiyatlarda altın madalyalar neden buralardan çıkmasın? Çünkü gerçekten biz millet olarak inanılmaz çalışkan ve inançlı insanlarız. Ben hedef olduktan sonra, çalışma olduktan sonra ona inanan hoca, antrenör, çalışkan, arkasında arkadaş ekibi olduktan sonra neden yeni şampiyonlar çıkmasın diyorum. Çünkü gerçekten bizim ülkemizin buna ihtiyacı var. Bunun için de bizler güreş hayatımızdan sonrasında bile elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yeni şampiyonlar, yeni Buse'ler neden çıkmasın? Onun için her zaman buradayız ve devam edeceğiz. Olimpiyatlara 2024'e 8 ay kaldı. Hazırlıklarımız dünya şampiyonasından sonra bir dinlenme süreci oldu. Şu anda yeniden çalışmalara başladık. Günde çift antrenmanla aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Haftanın 3 günü kuvvet antrenmanları, diğer günler teknik ve koşu antrenmanlarıyla çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor olimpiyatlara kadar. Hedefimiz orada da inşallah dünya şampiyonası olan altın madalyayı tekrar edip ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde yukarıya çektirip İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek.